Hazreti Muhammed ile ilgili olarak verilen moralamcı ifadelerin hangisinde yanlış bilgi söz konusudur? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. Burada bir yanlışlık yoktur bu cümlede. Daha doğmadan önce babasını kaybetti. Evet doğmadan önce babasını kaybetmiştir. Annesi Hazreti Muhammed henüz 4 yaşındayken iken Adi köyde vefat etti. Bu bilgi dursun. 8 yaşına kadar da Lise Abdülmuttalip'in himayesi altında kaldı. Bu da doğru. Üçüncüsü yanlıştır. Annesi Hazreti Muhammed 4 değil 6 yaşındayken vefat etmiştir. Bu yüzden cevap C olmalıdır. Buna göre verilen bilgilerden hareketle peygamberimizle ilgili olarak hangilerine ulaşılır? Peygamberimiz yanında kaldı ve kendisini evlatlarından ayırmadığı amcasının aile bütçesine destek olmak için çaba sarf etmiş. Küçüklüğünde amcasının koyunlarını otlatmış. Gençlik yıllarında da amcası ile birlikte ticaret amaçlı seyahatlerde bulunmuştur. Bu seyahatlerde zorlu yollar ve ticaretin incelikleri hakkında deneyim sahibi olmuştur. Peygamberimizle ilgili olarak çalışkan bir insan olduğuna ulaşabiliriz aile bütçesine katkı sağladığına ulaşabiliriz. Ticaret ile uğraştığına da ulaşabiliriz. Bunların üçünü sağladığı için cevap 1, 2, 3 olan C seçeneğidir. Soru işaretiyle belirtilen yer aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Yukarıdaki tabloda Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklara sıralanmıştır. Kasım, Abdullah, İbrahim, Onların yerine hangisi bunlardan getirilemez? Zeynep getirilebilir, onlardan olan çocuklarındandır. Üb Ümmü Gülsüm getirilebilir, Rukiye getirilebilir. Fakat Fatih getirilemez, cevap A'dır. Peygamberimizin birlikte ticaret yolculuğuna çıktı ve ticareti yanında öğrendiği amcası aşağıdakilerden hangisidir? Mekke, Allah'ın evi Kabe'den dolayı her zaman ziyaret edilen bir merkez durumundaydı. Esasen havası ve toprağı tarım elverişli bir yerde değildi. Bu nedenle insanların bir kısmı civardaki uygun arazilerde hayvancılıkla uğraşır, büyük bir kısmı ise ticaretiyle uğraşırdı. Peygamberimiz de gençliğinden itibaren ticaret ile uğraşmıştır. Hangi amcasıyla birlikte ticaret amacıyla gitmiştir? Hangi amcası Ebu Leheb değil, Abbas değil, Zübeyir değil, Ebu Talip amcasıyla birlikte ticaret yolculuklarına çıkmıştır. Cevap C'dir. Hz. Peygamber'in Hz. Hatice ile evliliği hakkında verilen numaralanmış ifadelerden doğru olanların başına D yanlışların başına Y yazıldığında sıralama hangisi olur? Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kendisi 25 yaşındaydı doğru. Hz. Hatice Peygamberimiz ile evlendiğinde 40 yaşındaydı bu da doğru. Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde nikah şahidi amcası Ebu Talip idi yanlış bilgi. Hazreti Hatice'nin nikah şahidi ise Varaka bin Nefel'di. Bu da yanlış bilgi. D, D, Y, Y olan şık hangisi? B seçeneği. Bu yüzden B olmalıdır. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde metinde bahsedilen durum vurgulanmıştır? Hazreti Muhammed her türlü kötü davranış ve tutumunu yaygın olduğu bir zamanda dünyaya gelmişti. Batıl inanç ve hurafelerin etkisinde her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmeyen cahili insanına insan olmanın gereklerini yaşantısıyla gösterdi. O, tüm insanlar için örnek alınması gereken bir yaşantıya sahipti. Hz. Muhammed'in örnekliğinden bahseder burada Hz. Muhammed'in örnekliği. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diye bir elçi gönderdik. Burada normal Hz. Muhammed'in elçi olarak gönderildiğinden bahsedilir. Bu değil durum. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de harcayan kimselere büyük mükafat vardır. Burada da örnekten örnekliğinden bahsedilmiyor. Ey kavmim siz bununla yalnızca imtihan edildiniz doğrusu sizin Rabbiniz Rahman'dır. Öyleyse buna uyun, bana uyun ve emrime itaat edin. Bu da değil. And olsun Allah Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bunu arıyorduk zaten örnek kelimesine. Bu yüzden cevap D'dir. Peygamberimizin doğumu ve çocukluk yılları ile ilgili ifadelerden hangisinde yanlış bir bilgi vardır? Hz. Muhammed daha doğmadan önce babasını 6 yaşına geldiğinde de annesini kaybetti. 8 yaşına kadar da dedesinin yanında kaldı. Dedesi vefat etmeden önce onu amcası Ebu Leheb'e emanet etti. Buradaki bilgi yanlıştır. Ebu Leheb değil Ebu Talip olan amcasına emanet etmiştir. Evleninceye kadar da amcasının himayesinde kaldı. Bu yüzden cevap C olmalıdır. Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile olan evliliğinden 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu 6 çocuktan ikisi erkek, 4'ü kızdır. Kasım, Rukiye, Zeynep peygamber efendimizin Hz. Hatice ile olan evliliğindendir. Fakat İsmail diye peygamber efendimizin bir çocuğu yoktur. İbrahim diye bir çocuğu vardır fakat onun annesi de Hazreti Hatice değildir. Bu yüzden zaten yine olamaz. Cevap D'dir.